Merhaba arkadaşlar. Bugünkü e, dersimizde comparisons e, konusunu çalışacağız. Comparison yaparken nelere dikkat edeceğiz? Comparison ne anlama geliyor? Onlara çalışacağız. Hemen başlayalım. Developer Console'a gidiyorum. Konsolumuzu açalım. Yine en Windows'da yazalım. Eee Burada tek tek yazarak hangi comparison'lar var, ne işe yarıyorlar onu görelim. Evet arkadaşlar birinci comparison'ımız eşittirden başlayabiliriz. Eşittirden başlayabiliriz. Şunu söyleyeyim. Eğer siz diyelim ki bir integer oluşturup onu ikiye eşitlerseniz bunun adı comparison olmaz. Bunun adını biz ne diyoruz? Assignment diyoruz. Buna assignment türü Şöyle yazalım. Bu bir assignment. Çünkü biz ne yapıyoruz? E, eksi 2'ye eşitliyoruz. Comparison yaptığınız zaman kullanacağınız e, bazı semboller var. Birincisi eşittir. Doğru. Eşit olup olmadığını. Yani iki tane. Diyelim ki bizim integer x 2 dedik. Integer y'miz de ne olsun? Diyelim ki 3 olsun. Y'miz 3 olsun. Burada X 2'ye eşit de 3'e eşit. Bunların ikisi de assignment. Şu şekilde yazalım. Bunların ikisi de assignment. Çünkü biz şeylere değer veriyoruz. Ne yapıyoruz? X ve Y'ye değer veriyoruz. Şu anda bizim X'in değeri 2, Y'nin değeri 3. Şimdi burada comparison yapmak istediğiniz zaman kullanacağınız sembol eşittir. Tek eşittir değil. Kullanacağınız sembol double eşittir. İki tane. Ee, ona biz comparison diyeceğiz. Şu şekilde diyelim. X eşittir. iki kez eşittir kullanıyorsunuz. Y'ye. Yani X ve Y birbirine eşit mi değil mi? Böyle sorular aklımıza geldiği zaman ya da biri bize sorduğu zaman alacağımız cevabın true ya da false olacağını unutmayalım. Çünkü ben size soruyorum. Şimdi diyorum ki X'in değeri Y'nin değerine eşit mi? Sizin bana vereceğiniz cevap ya evet ya da hayırdır. Evetse ise true. Hayır ise false oluyor. O yüzden ben bunu şunu X eşittir Y'yi print yaparsam hemen print yapalım şu şekilde ya da debug diyelim. Sistem nokta debug dersek ve içine X iki kere e, equal eşittir işaretini kullanıyoruz. Y dersek bunun anlamı şu. X ve Y'nin değerleri birbirine eşit mi? Ve sizin burada alacağınız sonuç yani diba ya yazdıracağınız sonuç ne olur? True ya da false olur. Eğer birbirlerine eşitse true olur. Birbirine eşit değilse ne olur? False olur. Ee, bakıyoruz diye bakımıza false olarak geldi. Neden false geldi? Çünkü x ve y'nin değeri birbirine eşit değil. Peki Eksi ile y'nin değeri birbirine eşit olsaydı ne olacaktı? Ona bakalım. Hemen e, ee, debug yapıyoruz. Bazen ee, yavaş çalışıyor. Problem yok. Biraz beklemeniz gerekebilir. Evet. Sonucumuza bakıyoruz. Şimdi ne oldu? True oldu. Evet. E, comparison bu. Comparison'da sonuç her zaman ya true gelir ya da false gelir. Ve comparison'da kullanacağımız işaretlerden bir tanesi birbirlerine eşitler mi değiller mi? İkincisi bu, e, bunu iyi anlayalım. X, X'in değeri Y'nin değerine eşit mi? Ne dedik? Evet dedik. Evet değerimizin true sonucunu aldık. True sonucunu aldık. Şöyle de yapabilirsiniz. Diyelim ki bu birincisi olsun. Ben bunu e, Şöyle devam edelim. integer a diyelim. a'nın değeri 12 olsun. integer b diyelim. b'nin değeri de 15 olsun. Şimdi şunu da yapabilirsiniz. Sistem dibamızı kopyalayalım. Hemen buraya koyalım. Ve şöyle diyelim. Eksin değeri y'ye eşit değil mi? Sorusunu soralım bu kez. Yani x equals y değil de x not equals y desek. Not equals y. Şurayı iyi anlayalım. Not equals y. Yani x ve y'nin değerleri eşit değil sorusunu soruyoruz. Eşit değil mi yoksa eşit mi? Yani x is not equal y. Şu anda bakıyorum. x is not equal y doğru mu yanlış mı? Bakıyorum. x ve y. E, sorry burada a ve b kullanmamız gerekiyor. A ve B'nin değerleri birbirine eşit mi değil mi? Bakıyorum eşit değil. O zaman buranın sonucu doğru olması gerekiyor. Çünkü bize diyor ki A ve B'nin değerleri eşit değil. Evet gerçekten eşit olmadığını görüyorum ben. O yüzden siz bunu execute yaptığınız zaman sonucun true olduğunu göreceksiniz. Neden true? Çünkü A ve B eşit değil birbirine. Birbirine eşit değil. Onu istiyorum ben. Ve zaten A ve B'nin değerleri birbirine eşit değil. Onu yukarıda görüyoruz. İkinci, ikinci kullanacağımız comparison bu. Not equal. Birincisi neydi? Equal. Ama comparison unutmayalım. Assignment değil. As şunlar assignment. Bunlar da assignment. Ama buradakiler comparison. X ve y'nin birbirine eşit ol olup olmadığını kontrol ettik. Bize boolean olarak dönüyor. Bunu unutmayalım. A ve B'nin birbirine eşit olup olmadığına baktık. Ee, orada da sonucumuz boolean olarak bize döndü. Evet. Bir sonraki e, şeyimiz ne olabilir? Şöyle. Bunları e, şunları silebiliriz. Şu şekilde silelim. X ve Y ile devam edebiliriz şu şekilde. X ve Y'nin değeri birbirine eşit e, yukarıda eşit mi dedik? Eşit olduğu için true aldık. Şimdi de şey diyelim, ne diyelim? Eşit değil diyelim eşit değil olunca eşit oldukları için bizim alacağımız sonucun false olması gerekiyor. Çünkü birbirlerini eşit derken biz eşit değiller diyoruz. X ve Y birbirine eşit değiller diyoruz. Hayır bu yanlış olur çünkü birbirlerine eşitler. İkinci, e, ikinci comparison sembolümüz bu. Üçüncüsü birbirinden büyükse yani eksi y'den büyükse eksi y'den büyükse ne diyoruz? Sistem nokta debug diyoruz içine x is more than y diyoruz. Yani x y'den büyüktür. Gerçekten büyükse bize true. Büyük değilse bize false e, false olarak dönecek. Bakalım. Biz bir x ve y'yi tekrar şurada tanım, e, değer verebiliyoruz. Yani assign yapabiliyoruz. Ama tekrar tanımlayamıyoruz. Bunu da tekrar işlemiş olalım. Siz burada integer x eşittir 8 integer y eşittir 10 deseniz bu yanlış bir işlem olur. Neden yanlış bir işlem olur? Çünkü siz zaten birinci ve ikinci satırda x ve y'yi x ve y'yi tanımladınız. Tekrar x ve y'yi aynı blok içinde tanımlayamazsınız. Yani bunu siz execute yapınca size diyecek ki duplicate x var diyecek. Çünkü hakikaten duplicate var. Siz burada tanımladınız. Burada da tanımladınız. O yüzden burada yapacağınız şey tanımlama değil değer verme. Değer vermeyi yapabiliyorsunuz. Zaten yukarıda tanımlamıştık. Yukarıdaki değerleri 3 ve 3. 8. ve 9. satırdaki değerleri 8 ile 10. Artık biz 8. satırdan sonra yaptığımız bütün işlemlerde x'in değeri 8. Eğer biz bunun değerini başka satırlarda değiştirmesek. Tabii. Öyle düşünelim. Şu anda şurada benim x ve y'nin değerleri 8 ve 10. 8 ve 10'u karşılaştıracağım. 8 10'dan büyük mü? 8 10'dan büyük mü? Birinci bunu print yapalım. Bir de ikincisi sistem nokta debug diyelim. Eksiz less than y diyelim buraya. Evet. İkincisi ise 8 10'dan küçük mü? Yani e, bizim alacağımız beklentimiz şöyle diyelim. Expected expected ee, expected ne olur? Ee, 8, 10'dan büyük olmadığı için false olacak. Bakacağız. Gerçekten öyle mi? Burada da expected diyelim. Ne, ne, ne expectation'ımız ne bizim. 8, 10'dan küçük mü? Şuraya yazalım bakalım. 8, 10'dan küçüktür. Evet küçüktür. O zaman bize true olarak ee, true olarak dönmesi gerekiyor. Biz bunları print yapalım. Şu şekilde seçip execute highlighted diyebiliyorsunuz. Ne diyor? Variable does exit. Evet. Sadece bunu e, execute yaptığınız zaman bu kez x ve y'yi tanımıyor. Çünkü yukarıda tanımlamıştım. O yüzden biz hepsini execute yapalım. Şu şekilde. Bu şekilde yaptığınız zaman e, false ve true. Bizim beklentimiz neydi? Bakalım. False çünkü 8 ondan büyük değil. True çünkü 8 ondan küçük. Bu şekilde büyük ve küçük işaretlerini tanımla, e, çalışmış olduk. Bir sonra gelir şöyle. Yine yeni değerler verelim. Eksi bu kez 11'e eşitliğim. Y'yi de 11'e eşittim. İkisine aynı değerleri verdim. Şimdi sistem nokta. Bak diyorum. X büyük, büyüktür ya da eşittir diyoruz bu kez. Büyüktür ya da eşittir. Unutmayalım. Büyüktür ve eşittir değil. Zaten hem büyük hem eşit olamaz. Hem büyük hem eşit olamaz. O yüzden biz ne diyoruz? Büyüktür ya da eşittir diyoruz. X, Y'den büyük mü ya da eşit mi? En azından eşit mi? Onu print yapacağız. İkincisi de şunu print yapalım. X Y'den küçüktür ya da eşittir. Şimdi biz burada ne bekliyoruz? Ne bekliyoruz? Şöyle diyelim. Expected diyelim. True mu? False mu? Şimdi X'miz 11. Y'miz 11. X, Y'den büyük mü? Önce ona bakalım. Önce büyüğe bakalım. Eksi y'den büyük değil. Peki eşit mi? Eşit. Ya büyük değilse eşit mi? Büyük olmadığı için eşide bakıyoruz. Eşit olduğu için bizim e, burada alacağımız sonuç true'dur. İkincisinde ise aynı şekilde x y'den küçük mü? Eksi y'den küçük değil. Çünkü x 11 y 11. X ve y e, eksi y'den küçüktür diyemeyiz. Peki e, ondan sonra ikinciye bakıyor hani küçük değilse eşit mi en azından? Evet. x ve y birbirine eşit. Burada biz ikisinde de true sonucunu alıyoruz. Yani biz bunu execute yaptığımız zaman 15. ve 16. satırlarda true sonucunun olduğunu göreceğiz. Execute yapalım. Görelim arkadaşlar. Evet biraz zaman alabilir. Bekleyelim. Nedense bugün çok zaman alıyor. Normalde böyle olmuyordu. Peki şu lokları çalıştırıyordur. Biz bunları kapatalım. Hepsini kapatalım. Belki ondandır. Şöyle ee, bu çalıştıktan sonra loklarımızı çalışalım. Bir sürü penceremiz var. Belki hepsini tekrar tekrar çalıştırıyordur. O yüzden şunları önce bir kapatalım close all diyelim. Daha önce yaptığımız işlemlerin lockları açıktı. Şu anda e, execute yapsak. Ya, evet hemen geliyor. Locklardan dolayı olduğunu hatırlayalım. Şimdi debug yaptık. Ne demiştim ben size? 10 e, ve 15. ve 16. satırlarda görüyorsunuz 15-16. True olarak bize dönecek. Çünkü eksi y'den büyük değil ama eşit. O yüzden true. Y eksi y'den küçük değil ikincisinde ama eşit o yüzden true sonucunu alıyoruz. Bununla alakalı bir örnek daha yapalım. Sistem nokta diyelim. Ee, şu şekilde. Ş şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu almayalım. Şundan ikisini kopyalayalım. Bir alt satıra koyalım. Bu kez eksi ben 9 diyorum. Eksi 9 diyorum. E ondan sonra şu expected değerlere bakacağız. 9 11'den büyük mü? Hayır. Peki 9 11'e eşit mi? Hayır. İkisine bakmanız gerekiyor. 9 11'den büyük mü? Değil. Peki eşit mi? Değil. O yüzden ne olması gerekiyor? False olması gerekiyor. İkincisine bakalım. 9 11'den küçük mü? Evet. O yüzden true oluyor. Eşittire bakmaya gerek yok çünkü bir tanesini yakaladık. Bunu execute yapıyorum şu anda. Alacağımız değerlerin birincisi false ikincisi true olduğunu görüyoruz biz de öyle bir değer bekliyorduk false ve true oldu evet şimdi devam edelim şu, şu durumlar var diyelim ki siz bunlarla alakalı probleminiz yoksa ne demek işte iki eşittir birbirine eşit olmadığına bakıyor yani siz comparison olarak düşündüğünüz her zaman iki eşittir koymanız gerekiyor not equal Eşit değil değildir, büyüktür, küçüktür, büyüktür ya da eşittir, küçüktür ya da eşittir şeklinde e, comparisonları, e, karşılaştırmaları çalıştık. Şimdi şöyle bir iki e, şeye değinmek istiyorum. System.debug true olarak true'yu print yapabiliyorsunuz, debug yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde bunun içine false yazabiliyorsunuz. Bunların yukarıdaki şeylerden farkı yok. Yukarıda bir eee condition var. Ya yani burada belki true belki false. Çünkü bizim sayılarımıza bakıyor. Eğer sayılar sayılarımıza bağlı olarak true ya da false olarak bize bir sonuç veriyor. Ama aşağıda ben direkt yazmışım. Yani bunun bir bu bir condition değil. Çünkü true yazmışım. ve yani her zaman true, false yazmışım. Bir şeye bağlı olmadığı için e, bunlar true ya da false olarak bizim karşımıza geliyor. İsterseniz bunları print yapalım, görelim. Bu şekilde yazdığınız zaman sonuçların sabit kaldığını göreceksiniz. Yine yavaşladı bizim sistem. Evet. Bakıyoruz debug'ımıza. Biri true, biri false. İçine true ya da false yazmıştım. Herhangi bir şeye bağlı olmadıkları için burada bir condition'dan bahsedemeyiz. Bir şartımız yok. Direkt true ya da false olarak print yaptık. Benim burada demek istediğim şu. Diyelim ki true, diğeri de false. Biz bunlara şöyle değerler versek, not true desek, not false desek, o zaman ne olur? Not true, not false. O zaman ne oluyor? Ona bakalım. True, not true desek ne olur? Not true demek, false demek. E, sistemde görelim. Evet. Gördüğünüz gibi true ya da false iken, şimdi false ve true oldu. Neden? Çünkü not true, not true false demek. E, not false da true demek. Bu şekilde bunları e, çalışabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. E, comparison. Evet arkadaşlar. Comparison için Comparison e, dediğimiz zaman bunları bilmemiz şu anda yeterli. Sonraki videolarımızda bunları biraz daha açacağız. E, bu, bunları if else'lerde kullanacağız for loop'larda kullanacağız. O yüzden bunları iyi anlamanızı istiyorum. Tek tek yazarak çalışın. E, tek tek anlamaya çalışın. Mantığını anlamaya çalışın. Eğer mantığını anlarsanız e, ileride hiçbir problem yaşamazsınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.